zulme, boyun eğemez. Müslüman zulme, boyun eğemez. Müslüman zulme, boyun eğemez. Müslüman zulme, boyun eğemez. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz. Tüm dernek başkanlarıma katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet değerli başkanım, Allah razı olsun. Gazeteci, yazar, Orta Doğu uzmanı Adem Özköse Beyefendi'yi değerlendirme konuşmaları yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Selamun aleyküm kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Kardeşler, Hazreti Ali Efendimiz, eğer bir zulmü durduramıyorsanız, engelleyemiyorsanız, onu bütün dünyaya duyurun, diğer insanlara duyurun diye buyuruyor. Kardeşler, Doğu Türkistan'daki mesele aynı zamanda bir ümmet meselesidir. Arakan ne kadar bizimse, Filistin ne kadar bizimse, Suriye ne kadar bizimse, oradakileri ne kadar kardeşlerimiz olarak görüyorsak, Doğu Türkistan da o kadar bizimdir. Doğu Türkistan'ı ne Suriye'den ne de Filistin'den ayıramayız. Doğu Türkistan meselesi konusunda sessiz kalıyorsa ben onun Türklüğünü de sorgularım. Fakat şunu unutmayalım kardeşler. Doğu Türkistan yıllardır bu zulümlerle karşı karşıya, tıpkı Endülüs gibi. Endülüs'te bugün Endülüs'e ağlıyoruz. Endülüs'e gitseniz görseniz, ben gittim. Bir görseniz. O camilere çanlar takılmış. Haçlar var camilerde. Eğer bizler, bakın, sesimizi çıkarmazsak, Doğu Türkistan'a sahip çıkmazsak, 50 sene sonra, 100 sene sonra bugün Endülüs'te nasıl ağlıyorsak, aynı şekilde Doğu Türkistan için de ağlayacağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu her şeyden önce bizim bir Müslümanlık, insanlık vazifemizdir. Ayrıca kardeşler, sesimiz ne kadar fazla yükselirse inanın Doğu Türkistan'ın çığlığı da o kadar azalacaktır. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Hocam yakın tut. Onun için bakın, Ali Ezzet Begoviç diyor ki, her şey bittiğinde akılımızda kalacak olan tek şey düşmanlarımızın yaptıkları değil, dostlarımızın sessizliğidir. Onun için kardeşler, bizler Türkiye halkı olarak, bu coğrafyanın Müslümanları olarak asla kardeşlerimiz zulme uğrarken, Nazi kamplarına kapatılırken sessiz kalmayacağız. Kana kan, dişe diş, intikam, intikam. Kana kan, dişe diş, intikam, intikam. Kana kan, dişe diş, intikam, intikam. Buradan bütün Beykozlulara teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bakın, İstanbul'da kardeşler onlarca il var, fakat Beykoz böyle bir faaliyete, böyle anlamlı bir organizasyona öncülük ediyor. İnşallah bundan sonra bu Doğu Türkistan için sesler yükselecek Allah'ın izniyle. Bu coğrafyanın Müslümanları dünyanın hiçbir yerinde mazlumları sahipsiz bırakmadılar. Ve inşallah Rabbim bundan sonra yapılacak bütün faaliyetlerde bu hayrın öncüsü oldukları için inşallah Beykozlulara da bu hayırdan nasiplenmeyi İnşallah nasip eder. Allah hepinizden razı olsun. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! İslam, insan,
Özgür Türkistan! İslam! İnsan! Özgür Türkistan! İslam! İnsan! Özgür Türkistan! İslam! İnsan! Özgür Türkistan! İnsanlık! Susma! Türkistan'a sahip çık! 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 Müslüman zulme boyun eğmez! Müslüman zulme boyun eğmez! Müslüman zulme boyun eğmez! Müslüman zulme boyun eğmez! Katiller Allah'a hesap verecek! Katiller Allah'a hesap verecek! Katiller Allah'a hesap verecek! Katiller Allah'a hesap verecek! Kahrolsun Çin'in emperyalizmi! Kahrolsun Çin'in emperyalizmi! Kahrolsun Çin'in emperyalizmi! Kahrolsun Çin'in emperyalizmi! Evet, İnsan İHH Beykoz ilçe temsilcimiz Uğur Yoleri değerlendirme konuşmasını yapacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. La galibe illallah. La galibe illallah. Sadece galip olan Allah'tır. La galibe illallah. Sevgili Beykozlular, kıymetli Beykozlular, daha dün sınırımızda yaşanan olayları hepimiz celal ediyoruz. Doğu Türkistan ne kadar uzaksa o kadar bize yakındır. Doğu Türkistan ne kadar uzaksa o kadar kalbimizdedir. Daha yanı başımızda. Suriye'deki olaylar bitmemişken bir başka Müslüman coğrafyada katliam devam etmektedir. Daha dün Yemen'de katliamlar devam ediyor. Doğu Türkistan'da çöl zulmü almış başını gidiyor. Buradan herkese sesleniyorum. Ey dünya Müslümanların liderleri! Ey dünya Müslümanların liderleri! Doğu Türkistan'ı kurban ederek asla ayakta kalamazsınız! Doğu Türkistan'ı kurban ederek asla ve kata ayakta kalamazsınız! Kendinize geleceksiniz! Aslında döneceksiniz! Doğu Türkistan'ın hesabını mutlaka bir gün soracaksınız! Sormazsanız yarın Bahçeli Kübra'da 15 yaşındaki tecavüz uğrayan Hatice hesabı sizden soracak. 15 yaşındaki Hatice 100 tane Çinli tarafından tecavüz edildi. Eğer onun hesabını sormazsanız yarın Bahçeli'de Hatice yakalayacak. Bunu biliyordun. Sen buna hakimdin. Niye benim için bir şey yapmadın dediğinde ne cevap vereceksiniz? Herkes, her Müslüman üstüne düşeni mutlaka yerini yapmak zorundadır. Sevgili kardeşlerim, Doğu Türkistan meselesi bir insani mesele değil, bir İslami mesele. Bir İslami mesele, herkes gece yatarken Doğu Türkistan'daki zulmü göz önüne almalı. 3 milyon Doğu Türkistanlı kardeşimiz şu anda topluma katlarında işkence tabi tutuluyor. Bunu bilerek hareket edeceksiniz. İnsan dışkısı yediriliyor. Hayvan pesi yediriliyor. Gece yatağa yattığınızda bunu bileceksiniz. Sofraya oturduğunuzda en güzel nimeti yediğinizde bunu aklınıza çıkarmayın diyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Yaşasın Doğu Türkistan. Yaşasın Doğu Türkistan. Yaşasın Doğu Türkistan. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kahrolsun komünistçin! Kahrolsun komünizm! Kahrolsun komünistçin! Kahrolsun komünistçin! Kahrolsun komünistçin! Kahrolsun komünizm! Evet, değerlendirme konuşmaları yapmak üzere Doğu Türkistan
Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdülhadid Abdurrahman Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Çok kıymetli Beykuzlular, değerli Müslüman kardeşlerim, öncelikle Doğu Türkistan'ın derdine ortak olmak için, Müslümanların ahına çare bulmak için buraya toplandınız. Bu toplantıyı organize eden Dernekler Birliği'ne ve özellikle İHA İnsani Yardım Vakfı Beykuz Şubesi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve bununla birlikte Beykuz Belediyesi'ne bu toplantıya izin verdiği için, müsaade ettiği için emniyetine de teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, biz Doğu Türkistan'dan geldik. Ve burada Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü anlatma fırsatını bulduk. Ve bize bu fırsatı veren, bize kucak açan, bizi bağrına basan Türk milletine, Türkiye devletine ve hükümetine de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Doğu Türkistan dediğimizde sadece birkaç milyondan söz etmiyoruz. Doğu Türkistan dediğimizde 1.828.418 kilometre toprağa sahip büyük bir devletten bahsediyoruz. Doğu Türkistan dediğimizde sadece 3-5 milyondan bahsetmiyoruz. 40 milyon Müslümandan bahsediyoruz. Doğu Türkistan'da şu anda Çinliler Doğu Türkistan'da Müslümanları Çinleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Doğu Türkistan doğru 1949 yılında Çin işgalci güçleri tarafından işgal edildi. Ve o günden beri her gün yeni yeni zulümler, işkenceler icat edilerek Doğu Türkistan'da yürütülmektedir. Daha önceden camilerimizin yıkıldığını, kitaplarımızın yakıldığını, başörtüsünün yasaklandığını, öğrencilerimizin talim terbiye almasına, ilim almasına izin verilmediğini bahsediyorduk. Seyahat özgürlüğünün olmadığından bahsediyorduk. Ama şimdi durum farklılaştı. Çin niyetini daha kötüleştirdi. Ve Doğu Türkistan'daki Müslümanları tamamen yok etmek için bir takım projeleri ortaya koydu. Ve bu projeler kapsamında Doğu Türkistan'ın dışında olan bütün Doğu Türkistanlıları Çin'i Doğu Türkistan'a dönmek için zorladı ve dönenleri de istisnasız bir şekilde hapse mahkum etti. Son olarak 2016'dan itibaren Doğu Türkistan'da yüzlerce kampları merkezleri olarak lanse etti. İnanmayın, buralar ıslah edilme merkezleri değil, meslek edinme kampları değildir. Buralar Müslümanları Müslümanlıktan caydırma, İslam'ı yok etme ve oradaki Türkleri Çinleştirme projesidir. Şu anda Doğu Türkistan'da bu kamplarda 3 milyon ile 5 milyon insan bu kamplarda tutulmaktadır. Ve bunu benzer rakamda hapishanelerde yatmaktadır. Biz Doğu Türkistan'da zulüm var, işkence var diye geldik. Şu anda biz Doğu Türkistan'da ölüm var diyoruz, kıyım var diyoruz. Kıyam yok, kıyım var. İnsanlık öldürülüyor, Müslümanlar yok ediliyor. Böyleyken dünya susuyor, Müslümanlar susuyor. Müslümanlar susarsa siz ey Türk milleti, ey Müslüman Türkler, siz susacak mısınız? Hayır. Evet, dünya susuyor, Müslümanlar susuyor. Eğer siz Türkler, Müslümanlığın, İslamiyet'in gerçek sahibi olan siz Türkler, siz Müslümanlar, eğer Doğu Türkistan davasına sahiplensiniz, Doğu Türkistan'daki Müslümanlarla birlik olsunuz ve Çin zalimine karşı dik dursanız, ayaklansınız, diğer Müslümanlar da sizlere örnek alacak ve Doğu Türkistan davasına sahip çıkacaktır. İnsanlık susma, Türkistan'a sahip çık. İnsanlık susma,
Türkistan'a sahip çık. İnsanlık susma, Türkistan'a sahip çık. İnsanlık susma, Türkistan'a sahip çık. Türkistan'ı unutan dünya utansın. Türkistan'ı unutan dünya utansın. Türkistan'ı unutan dünya utansın. Türkistan'ı unutan, evet, dünya utansın. Değerli kardeşlerim, Doğu Türkistan'da insanlık ölüyor dedik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın talimatıyla insanlık sadece 5 şey için yaşar. Dini için, malı için, iffeti için, aklı için yaşarlar. Biz Doğu Türkistan'da bunların 4'ünü kaybettik ama aklımızı kaybetmedik. Biz tarihten beri Ruslara, Çinlere karşı direne geldik. Kimliğimizi muhafaza ede geldik. İnşallah gelecekte de biz kendi kimliğimizi koruyacağız ve devletimizi, Doğu Türkistan bağımsız devletimizi Türkistan'da kuracağız inşallah. İnşallah. Buna örnek. Tekbir. 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 Evet. Doğu Türkistan'da insanlarımız ölüyor. Kadınlarımız tecavüze uğruyor. Milletimiz yok edilmeye çalışıyor. Biz şu anda en zayıf noktadayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam en zayıf vaktinde ne dedi? Hendek Savaşı'nda açken, karnına taş basarken ne dedi? Allahu Ekber dedi. Kisra'nın kasırları, sarayları yıkıldı dedi. Biz inşallah bu zayıflığımızla, bu avaratçılıkımızla diyoruz ki gelecekte inşallah Çin'in sarayları yok olacak. Biz var olacağız inşallah. İslami hareket engellenemez. İslami hareket engellenemez. İslami hareket engellenemez. Diyorlar ki yakından beri diyorlar ki bazı kesimler diyorlar. Bazı yazarlar diyorlar ki orada Doğu Türkistan'da zulüm yok. Zulüm yok. Orada Çin'in geliştirmesi var. Çin'in eğitimi var diyorlar. Bunlar Doğu Türkistanlılar yalan söylüyorlar diyor. Ve ben şunu söyleyeyim ki Allah'ın ayeti vardır. İza ca'akum fasikun binabeyn fetebeyyenu diyor. Eğer sizlere bir fasık bir haber getirirse o haberi siz tetkik edin, araştırın diyor. Biz Müslümanız. Müslüman olarak orada zulümün olduğunu, insanlığın yok edildiğini, İslam'ın, Müslümanlığın yerle bir edildiğini söylüyoruz. Ama siz neden kafirlerin sözlerine inanıyorsunuz? Bizim sözlerimize inanmıyorsunuz. Bu gazetecilere, bu habercilere söylüyorum ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinin ashabından 12 kişiyi Habeşistan'a gönderdi. Ve orada Habeş kralı onları en güzel şekilde karşıladı. Ama ne oldu sonunda? Müşrikler de bir heyet göndererek ve dediler ki bu adamlar bozucular, bunlar teröristler, bunlar yalancılar, ocular bucular diye söyledi. Şimdi de Çin buralara heyet gönderiyor ve buralardan bir takım insanları götürüp düzmece kampları gösterip bunlar yalancılar, bunlar teröristler diyorlar. Aynı şey devam ediyor. Aynı tarih tekerrür ediyor. Bu Çinlilerin bu oyuna gelmeyin. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارِ. Sizler kafirlere sırtınızı dayanmayın. Eğer dayanırsanız ateş sizi saracaktır. Ateş sizi yakacaktır diyor. Eğer siz Çinlilerin, Batı'nın sözlerine inanırsanız ve buna güvenerek Doğu Türkistan'da zulüm yoktur, bunlar yalan söylüyor deseniz cehennemde yanacaksınız. İnşallah bunlar da bitecek. En sonunda Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın vaadi nasıl gerçekleşmişse, Kisra'nın sarayları yıkılmışsa, Hıraklı'nın sarayları yıkılmışsa, Yemen'in kralı yıkılmışsa, Çin'in de sarayları, kaleleri, o çeset Çinleri yıkılacaktır. Doğu Türkistan'da bağımsız Türk devleti kurulacaktır. Ve bu bayrak
gök bayrak orada dalgalanacaktır. Tekbir! 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 İslam, insan, özgür Türkistan! İslam, insan, özgür Türkistan! İslam, insan, özgür Türkistan! İslam, insan, özgür Türkistan! Son olarak şunu söylerim ki, Doğu Türkistan şu ana kadar gündeme getirilmedi. Türkmen milleti, Müslüman millet, Türk Müslümanlar Doğu Türkistan'da olup bitenlerden bir haber oldu. Haberdar olamadılar. Biz şu anda haykırıyoruz. Orada zulüm var, işkence var, insanlık yok edilmiş, insanlığın yok edilmesi var. Soykırım var diyoruz. Eğer siz, Müslümanlara sesleniyorum, Türklere sesleniyorum. Burada siz duydunuz, anladınız. Orada bir zulüm olduğunu, kıyımın olduğunu duydunuz. Sizin üzerinize bir vazife yüklenmiştir. Bir sorumluluk yüklenmiştir. Herkes buradan ayrılırken ve bu sözleri dinlerken kendisine bir sorumluluk atfetmesi gerekir. Sorumluluk vazife üstlenmesi lazım ki Doğu Türkistan kendisinin davası olması gerekiyor. Bundan sonra herkes Doğu Türkistan'da kendisinin davası edinecek. Ve bunu bütün dünyaya yayacağız. Doğu Türkistan davası Türkiye'nin gündemi olacak. Türkiye hükümetinin gündemi olacak. Türkiye devletinin davası olacak inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi arkadaşlar, Allah razı olsun. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Heyecanımızı maruz görün. Doğu Türkistan gerçekten şu an kanayan bir yara. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Herkes tabelalarını bir tarafa bırakacak. Dernek tabelalarını, siyasi tabelalarınızı bir tarafa bırakacaksınız. Siyasi düşüncenizi bir tarafa bırakacaksınız. Doğu Türkistan için harekete geçeceksiniz. Vallahi de billahi de tabelalarınızı, siyasi düşüncelerinizi, siyasi farklılıklarınızı, etnik kimliğinizi bir tarafa bırakmaz, bu davaya sahip çıkmazsanız 15 yaşındaki tecavüze uğrayan Meryem yarın sizden huzuru mahşerde hesap soracak. Herkes, bütün siyasete sesleniyorum, Ankara'ya sesleniyorum, Türkiye'ye sesleniyorum, Beykoz'daki bütün siyasete sesleniyorum. Birlikte hareket edeceksiniz. Doğu Türkistan için tabelalarınızı, siyasi düşüncelerinizi, siyasi fikirlerinizi bir tarafa bırakacaksınız. İkballer Doğu Türkistan geçiyor. İkballer Yemen'den geçiyor. Vallahi de billahi de hesabını veremeyiz. Evet sayın seyirciler, bugün 3 Şubat 2019 Doğu Türkistan'daki toplama kapıları kapatılsın adlı basın açıklamasından röportajlarımız devam ediyoruz efendim. Abi kendini bir kısaca tanıtır mısın? Uğur Yöleri, İHA İnsani Yardım Vakfı Beykoz İlçe Başkanıyım. 3 yıldır bir görevi yürütüyoruz. Tabii Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz bizim din kardeşimiz, soydaşımız. Onların yanında olmak için bugün Beykoz'daki İslami STK'larla bir araya geldik. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yarasını, acısını hissediyoruz. Onlarla birlikteyiz. Elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bugün inşallah burada ikini gerçekleştirdik. Bu bir İstanbul'da ses getirir inşallah. İnşallah. İstanbul'da bütün programların çok olması istiyoruz. Genel anlamda devam etmesini istiyoruz. İstanbul genelinde de büyük mitinglerle bunun olmasını istiyoruz. İnşallah. Çünkü siz sahada olmazsanız, arazide olmazsanız hiçbir manası kalmaz. Biz şunu biliyoruz ki bir takım şeyler asla masada çözülmüyor. Evet. Meyladanlarda olması gerekiyor. Fiziken olması gerekiyor. Sessizce duyurması gerekiyor. Doğru. Bir yere giderek masa başında olarak bir takım şeyler çözülmüyor. Evet. Ben buradan bütün İslam ülkelerinin liderlerine sesleniyorum. Röportaj arasıyla size bunu lütfen yayınlayın. Tabii. İslam ülkelerinin liderleri İslami bir başlangıç yapmazlarsa, İslam teşkilatı harekete geçirilmezse, İslam hiçbir teşkilatı gerçek fonksiyona kavuşmazsa hiçbir çözümü masada bulamazlar.
birlikte hareket etmediği müddetçe çözüm ulaşamazlar. Evet. Biz var olacağız. Var olduğumuz müddetçe de sahip çıkacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri hakkında hislerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Yani ben ne söyleyeyim? Oradaki yaşanan dramı, kamplardaki yaşanan insanlık dışı dramı, 3 milyon kardeşim şu anda kamplarda yaşıyor. Her türlü kötü muameleyle karşı karşıyalar. Evet. Onların hissiyatını, acısını ne kadar paylaşsak dahi biz hissedemiyoruz. Yaşamamız lazım ki kalben yaşamamız lazım. Evet. Vicdanen yaşamamız lazım ki orada kardeşlerimizin ne hissettiğini anlayabilelim inşallah. Ama buradan bir kez daha şunu söylüyorum. Bu iş televizyon izler gibi olmuyor. Evet. Tribünden seyreder gibi bunlar çözülmüyor. Herkes meydanlara inmeli. Çünkü bu bir İslami meseledir, evet. İnsani meseledir. Tribünden maç seyreder gibi biz bunu izlemiyoruz. İzlemeyeceğiz de izletmeyeceğiz inşallah. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bugünkü bu basın açıklamasının faydaları neler olur bunun hakkında? Şöyle, inşallah Beykoz'daki yerel basınımız geldi, sizler geldiniz. Evet. Beykoz'un en büyük meydanında bu mitingi organize ettik. İnşallah bunun yansımasını, yankılarını Beykoz'daki en ucuz köşedeki mahalle bakkalı esnaf duyacak, tepkisini meydana getirecek. Buradaki mitingin yansıması inşallah başka ilçelere de sıçrayacaktır. İnşallah. İleye sıçrayacaktır. Bunun yansımasını diğer sivil toplum örgütleri de yapacaktır. Şunu burada söyledim, yine söylüyorum. Bütün siyasi partiler, siyasi düşüncelerini, siyasi ikballerini, siyasi geleneklerini, siyasi geleceklerini mutlaka bir tarafa bırakmalı. Herkes tabelasını bir tarafa koyacak. Doğu Türkistan'la alakalı proje üretecekler. Vallahi de billahi de bunu yapmazlarsa hesabını veremezler. Biz bugün siyasi düşüncelerimizi, tabelalarımızı bir tarafa koyduk. Meydanlara geldik. Davet ettik. Teveccüh oldu. İnşallah buradan STK'lara, siyasi partilere yine ses veriyorum. Tabelanızı, siyasi düşüncenizi bir tarafa koyacaksınız. Evet. Bunu yapmadığınız müddetçe Doğu Türkistan zulmü asla engelleyemezsiniz. Evet. Engelleyemezsiniz. Malcolm X'in bir sözü var. Harekete geçmediğiniz müddetçe asla zulmü engelleyemezsiniz. Tribünden maçlar gibi seyretmiyoruz. Tribünden maçlar seyredir, alkışlanır. Millet sahaya inmeli, araziye inmeli. Türkistanlı kardeşimizin yarasına merhem olmak için vicdani hesabı yapmalı. Yatağa yattığında bununla yatmalı. Sofraya bir tabak fazla koyacak. Boş tabak. O diyecek doğru güçlü kardeşimin tabağı. Boş duracak bu. Çünkü oradaki kardeşimiz her türlü kötü muameleye karşı karşıya yemek yiyemiyor. Gıdasını alamıyor. Tecavüz uğrayan kardeşlerimiz var. Bunun hesabını kitabını yapmadan yatağında rahat uyuyamaz. Uyuyamazsın. Çünkü herkes bedenen, dilinen, kalben zulme dur demeli, dur demeli. Türkse Türk, Müslümansa Müslüman, yalnız değilsin Doğu Türkistan.